Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karali TYT Geometri Kampı'nın 24. hafta videolarına başlıyoruz. Dönüşüm geometrisini işleyeceğiz ve toplamda 3 videoda bitireceğiz bu işi. Evet ilk videoda ne yapacağız? Noktanın simetriğinden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 220'nin sağ tarafında 221'i ve 222 işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İlk önce noktanın noktaya göre simetriğinden bahsedelim. Şöyle bir formül var arkadaşlar. Ama ben bu formülü kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Senin de kullanmanı istemiyorum. Ne olur ne olmaz yazdım. Bazı kuralcı arkadaşlar var o şekilde yapabiliyorlar. Ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Bir noktanın bir noktaya göre simetriği sorulduğunda A noktasını ve B noktasını şekil üzerinde rastgele gösterirsin. Sonra noktanın noktaya göre simetriği ne olacak? Şuna eşit mesafedeki burası olacak. E benden buradaki nokta isteniyor ya. A arkadaş ne oldu burada? Orta nokta koordinatı çıktı. Orta noktadan yapabilirsin. Ya da K'da şu kadar artmışsa K'da bu kadar artır deyip buradaki C noktasına zaten rahat bir şekilde ulaşırsın. Formüle gerek var mı? Bence yok. Haydi bakalım örnekle görelim bunu. 1'e 2 noktasının eksi 3'e 4 noktasına göre simetriği. Arkadaş rastgele çiziyorum. A noktası 1'e 2. B noktası daha eksi 3'e 4. İşte buna göre simetriği ne olacak? Hocam şunlar birbirine eşit olacak. Buradaki nokta isteniyor benden. İster buraya x virgül y deyip Hocam x artı 1 bölü 2 eşittir eksi 3. Y artı 2 bölü 2 eşittir 4 deyip x'i ve y'yi ayrı ayrı bul. Ya da ne yap burada? Hocam 1'den eksi 3'e k'da ne kadar azalmış? Hocam 1'den eksi 3'e 4 azalmış. E bir daha buradan 4 azaltırsın. Yani x'i eksi 3'ten 4 azaltarak bulursun. Sonra y'sine bakalım. 2'den 4'e k'da kaç artmış? K'da 2 artmış. O zaman buradan da buraya k'da ordinatı 2 artacak. Yani 4'ü 2 arttırdığın zaman eksi 7'ye 6 noktasını şak diye bulursun. İşte bu kadar kolay kardeşim. Rahat bir şekilde bulursun. O yüzden hiç formüle falan gerek yok. İster orta nokta ister oranı anıtı yöntemiyle yap. Gelelim örnek 2'ye. Analitik düzlemde abc üçgenin ağırlık merkezi g noktasıdır. Hemen rastgele bir abc üçgenini şöyle bir çizelim kardeşim. Çizdik. A, B ve C'yi çizdik. Sonra bunun ağırlık merkezi G olarak söylenmiş. G ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıydı. A noktası 4'e 5 verilmiş. B noktası C noktası eksi 10'a 15 verilmiş. Ve B noktasının G'ye göre simetriğinden bahsedilmiş. Şimdi B'nin de G'ye göre simetriğinden bahsedeceğim. Hop şöyle olmayacak mı arkadaşım? Bu simetriğini aldığım zaman hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Peki burası da neymiş arkadaşım? B üssü Eksi 5'e 10 noktasıymış. Tamam. Şekli rastgele soruyu anlayabilmek için şekli rastgele çizdik. E şimdi burayı yorumlayacağım. Bir kere ağırlık merkezinden geçen doğru. B üstünden gelip de ne oluyordu? Hocam burada 1'e 2 oran vardır. Bir de ağırlık merkezinden geçen kenar orta olmuyor muydu? Evet. Şimdi ben B üstü noktasından G'ye ve B'ye ulaşmak zorundayım. Ama bunun üzerinde bir nokta daha lazım bana. A ve C verilmiş. Bak burası da tam orta nokta. Ben buradaki noktayı bulabilirim. Evet burası ne? Eksi 10'a 15 burası da 4'e 5. Apsisler toplamının yarısı değil mi? Orta nokta olduğundan dolayı. Yani eksi 10 ile 4'ün toplamı eksi 6 bölü 2 eksi 3'e 15 artı 5 yani kaç yapıyor? 20 bölü 2'ye 10 yaptı burası. Şimdi dikkat et burası 2K iken burası da 2K olmak zorunda. A noktanın nokta yarı simetriğinden G noktasını bulabilirim ben. Şimdi eksi 5'ten eksi 3'e kaç artmış? 2 artmış. Bir daha 2 arttırıyorum o zaman. Eksi 3'ten 2 arttırdığım zaman Eksi 1 yapıyor burası. Sonra 10'dan 10'a artış azalış yok. O zaman burası da 10 mu olmak zorunda? Evet. G'yi buldum. Sonra ne diyor? B noktası da isteniyor benden. E B noktası da arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şu ve şu. Yani G noktası yani B üstünün G'ye göre simetriği B olmuyor mu? Oluyor. E o zaman ya da orta nokta koordinatından da bulabilirsin. Sana kalmış. Hocam eksi 5'den eksi 1'e 4 artış var. Eksi 1'den bir daha 4 arttırıyorum. O zaman burası 3 yapıyor. Sonra ordinatına bakıyorum. 10, 10. Herhangi bir artış azalış yok. O zaman burası da 10 mu olacak? Evet. Şimdi B noktasının apsisiyle 3 apsisi. Sonra G noktasının ordinatı. G noktasının ordinatı da 10 diyor bize. Topladığımız zaman da cevap 13 yapar. Evet. Örnek 2'yi bu şekilde bulduk dostlar. Görüyorsunuz noktanın noktaya göre simetriği gerçekten kolay. Şimdi gelelim noktanın eksenlere göre simetriğine. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. İlk başlarda sizler de kendiniz şekil analitik düzlem çizerek yapabilirsiniz. Ama şu anlatışta aklında kalacak büyük ihtimalle. Şimdi A virgül B noktası olsun. Yani asıl noktamız bak burası. A virgül B'yi aldım. Şimdi ben X'e göre simetriğini alınca ne olacak? Hop şöyle. Do bir noktanın bir doğruya göre simetriyi dediğimde doğru böyleyse simetriğini şöyle alırız arkadaşlar. Yani simetri şu şekilde olmaz. Nasıl olacak simetriyi? Hocam bir noktanın bir doğruya göre simetriyi alınırken tamam. Doğruya olan uzaklıkları birbirine eşit olmaz zorunda. Dik olacak ve eşit olacak. Buna da dikkat et tamam mı? E şimdi gelelim o zaman buraya. Hocam A virgül B'nin x eksenine göre simetriye tam dik ve şuraya gideceğim. Bu zaman burası ne yapıyor? Apsinde herhangi bir değişim var mı? Yok. Apsi hala A. Ordinatta bak şurası şurası eşit olacak ya. E burası B birim olduğundan dolayı burası da B. B birim aşağıda A virgül eksi B mi yaptı? Evet. Yani x eksenine göre simetriğinde A virgül B'nin ne oluyor? Y'si işaret değişiyor. Sonra öbürüne gelelim arkadaşlar. Y eksenine göre simetriğini aldığımız zaman Şunlar şunlar birbirine eşit olacak. E burası A birim değil mi? Evet A birim solda olacak. Ordinatında bir değişim yok. A birim solda eksi A noktası var. Yani ne yapıyor? Eksi A virgül B noktası yapıyor. Sonra orijine göre simetriğinden bahsedelim. Orijine göre simetriği de arkadaşlar tam olarak şurası değil mi? Evet. Şunlar birbirine eşit olacak. Yani aslında noktadan noktaya göre simetriğinden yapabilirsin. Şurası 0 0 ya. Bak şimdi. A'dan sıfıra A birim azalmış. Bir daha A birim azalt. Eksi A. B'den 0'a B birim azalmış. Bir daha B'ye azalt. Eksi B yapıyor. Şimdi o zaman genel itibariyle şöyle bir düşünecek olursak. a virgül b'nin x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyor. y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştiriyor. Orijine göre simetriğinde de her ikisi de işaret değiştiriyor diyebiliriz. Bak yazmışım. x eksenine göre simetriğinde ne oluyormuş? a virgül eksi b bak y'si işaret değiştiriyor. y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştiriyor. Orijine göre simetriğinde de her ikisi de işaret değiştiriyor. Yani eksenlere ve orijine göre simetriğinde İşaret değişimi söz konusu arkadaşlar. Aklınızda bulunan. Okey. Haydi bakalım. Şimdi gelelim şimdi örnek 3'e. A noktasının y eksenine göre simetriye. Önce A noktası eksi 2'ye 4'ün y'ye göre simetriğini alalım bakalım. Y'ye göre simetriğinde ne olacak? Kafa basmıyorsa hemen şöyle yaparsın. Hocam y'ye göre simetriğinde A pardon y'ye göre simetriğini al. Evet y'ye göre simetriğini alacağız. Y'ye göre simetriğini alınca A y'si değişmiyor. Bak apsisi değişiyor deyip yorumunu kendin yapabilirsin. E burada da y'ye göre simetriğinde apsi işaret değiştirecek. Yani direkt 2'ye 4 mi yapıyor? Evet. Bu B noktasıymış. Sonra x eksenine göre simetriği yine A noktasından bahsediyor. A noktası eksi 2'ye 4. X'e göre simetriğini alalım. X'e göre simetriğini aldığında da y'si işaret değiştirecek. Tersi. O zaman eksi 4 olacak. Yani eksi 2 virgül eksi 4 olacak. Bu noktada C'ymiş. Benden BC uzunluğu nedir diye isteniyor. Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklığı alacağım. İşte x'ler farkının karesi yani eksi 2 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkının karesi. Eksi 4 eksi 4'ün karesi değil midir? Evet kare de olacak tabii ki. Şuraya baktın. Eksi 4'ün karesi burası 16 artı burası da kaç? 8'in karesi 64 mi yapıyor? Evet. E o zaman kök içinde 80 yaptı burası. Kök de 16 çarpı 5 olduğundan 4 kök 5 yapacaktım. cevap. Ya da arkadaşlar x'ler farkı 4. Y'ler farkı 8. Hani 4 8 dik üçgeni düşün. 4 8 bunları da hatırla. E, 1 2 kök 5 üçgeni direkt 4 kök 5 diyebilir miydik? Diyebilirdik. Örnek 3 4 kök 5 çıktı. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde A noktasının orijine göre simetri alındığında B noktası bulunuyor. Tamam A noktası x virgül y olsun mesela. Orijine göre simetriye alındığında ne oluyormuş? B noktası bulunuyormuş. B noktası da neymiş arkadaşım? Eksi x virgül eksi y mi oluyor? Aynen öyle. Çünkü orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştiriyor. Buna göre diyor öncüllerinden hangisinin sonucu B noktası olur diye soruluyor. A noktasının x eksenine göre simetriği. Hadi bir inceleyelim. A noktası neydi arkadaşlar? X virgül Y'nin. Önce x eksenine göre simetriğini alıyorum. X'e göre simetriğini aldığımda Y'si işaret değiştiriyor. Yani x virgül eksi Y olur. Simetri Bak x eksenine göre simetriğinin yani bunun Y eksenine göre simetriği alınırsa. Bunun da y'ye göre simetriğini alacağım şimdi. Y'ye göre şunun y'ye göre simetriinde x'i işaret değiştirecek. Eksi x virgül eksi y mi yapıyor burası? Evet. Yani birinci doğru olmuş oldu. Çünkü b'yi elde etmeye çalışıyorum ben. Eksi x virgül eksi y'yi elde ettim. Doğru. İkinciye bakalım. İkinci de ne demiş? A noktasının apsis ve ordinatı eksi 1 ile çarpılırsa. Yani x virgül y'yi sen eksi 1 ile çarptığın zaman eksi x virgül eksi y mi yapıyor? Evet. E tamam. Yine bunu elde ettim. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncüye bakalım. A noktasının 1'e 2 noktasına göre simetriği olan. Yani sen x virgül y'yi ne yapacakmışsın? 1'e 2 noktasına göre simetriğini alacakmışsın. Hadi bakalım. Şunun 1'e 2'ye göre simetriğini alalım. Arkadaş bunun 1'e 2'ye göre simetriği şu nokta. Şuna da a virgül b diyelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada biraz önceki yaptığımız teknikte hani şu kadar artmış bu kadar artar ya da bu kadar azalmış bu kadar azalır şeklinde yorumu yapamıyorum. Çünkü iki nokta yok. E ben burada A virgül B'yi bulmak için o zaman ne yapacağım? Orta nokta koordinatını kullanayım. Şimdi burada A artı X bölü 2 eşittir 1 ya. A artı X neye eşit oluyor o zaman burada? A artı X 2'ye eşit oldu. A'yı ne buluruz o zaman? 2 eksi X buluruz. Evet A'yı 2 eksi X bulduk yazdık buraya. Sonra B artı Y bölü 2 de neye eşit? B artı Y bölü 2 iki de 2'ye eşit. B artı Y de buradan 4'e eşit oldu. E o zaman B de buradan ne eşit oldu? 4 eksi Y'ye eşit oldu. 4 eksi Y oldu. Evet. Bu X virgül Y'nin 1'e 2 noktasına göre simetri. 2 eksi X'e 4 eksi Y oldu arkadaşlar. Ya da hocam buradan buraya işte bak 1'i elde etmem için 1 eksi X arttı diyebilirim. Şuna 1 eksi X eklersem. Bir daha 1 eksi X eklersem buna 2 eksi X oldu diyebiliriz böyle. Hani o yorumu da yapabiliriz ama Burada noktalar belli olmadığı için bu sefer orta noktadan buldum burayı. Evet A virgül B'yi buldum. Ama dur daha bitmedi. A noktasının 1'e 2 noktasına göre simetriği olan noktanın apsisinden 2 ordinatından 4 çıkartılırsa. Evet bunun apsisinden 2 çıkartırsam 2 eksi x'den 2 çıkartırsam x kalıyor. Eksi x kalıyor pardon. E 4 eksi y'den de 4 çıkartırsam o zaman eksi y kalıyor. Yine ben burada eksi x virgül eksi y'yi elde ettim mi? Elde ettim. Yani o zaman ne oldu? 3 de doğru oldu. Ve cevap ne olacaktır o zaman? 1, 2 ve 3 olacaktır. Bak güzel bir soru. Tam böyle THT'lik. THT demeyelim. AYT'lik. Tam sınavda çıkacak bir soru arkadaşlar. ÖSYM böyle şeyleri de çok seviyor. Zaten soruları da çok seviyor. Böyle yorumlamaları da çok seviyor. Tanımı için içerisinde kullandırıcı sorular gerçekten çok önemli. Ve bu soruya lütfen dikkat et. Sonrasında dönüş yap. Yani şuraya bir yıldız at. Bu soruya bir daha bak. Tamam mı? Hadi bakalım. Örnek 4'ü bulduk. Geldik örnek 5'e diyeceğim ama ne var? Şimdi noktanın özel doğrulara göre simetriğinden bahsedeceğiz. Arkadaş ispatı burada yapılmış. A virgül B'nin Y eşittir X'e göre simetriği. Bak şurada yazıyor. Çok kolay. A virgül B'nin Y eşittir X'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Yani B virgül A oluyor. Bak. Peki A virgül B'nin Y eşittir X'e göre simetriğinde de yine noktalar yer değiştiriyor. Ve işaret değişimi de söz konusu. Yani y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Y eşittir x'e göre simetriğinde de noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Bunun ispatını bak burada yapmışım. Sen ispatını incelersin. Çünkü burada a virgül b veriliyor ya. Hadi Şurada a virgül b'yi önce belirledik. Şurası a birim işte şurası b birim olacak. Sonra burada e, simetriğin alınca şu dik tabanı keş parçaya böldüğü için hocam x kenarlık çıkıyor. İşte burası b x a ise b x a oluyor falan filan. E burası b eksi a ise burası da a ya. Toplamda b yaptı buraya. Gerçekten b bak apsi b yaptı. Ordinatta ne yaptı? Şurası da a birim olduğundan a yaptı. İspatı sen de şöyle bir incelemeni de tavsiye ederim. Ama bu y eşittir x ve y eşittir x x'e göre simetriyi bilmen lazım arkadaşlar. İspat tekniğiyle biraz zorlanabilirsin. O yüzden tekrarlıyorum. Y x özel doğrusuna göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Y eşittir x x'e göre simetriğinde de noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Şimdi ikincisine gelelim. X eşittir K'ya göre simetriği ya da X eşittir Y eşittir K'ya göre simetriğinden bahsedeceğiz. önce A virgül B noktasının X eşittir K'ya göre simetriği sorulduğunda. Şimdi A virgül B burası ya. Buna göre simetriyinden noktanın doğruya göre simetri aslında bu. Şunlar birbirine eşit olacak. E hocam burası K ise buraya ne kaldı? K eksi A kaldı. E o zaman burası da K eksi A yapacak. Dikkat et burası toplamda ne yapıyor? Şimdi K'dan K eksi A birim ötede. K artı K eksi A 2 A ise eksi A yapıyor. A B'nin ordinatı ne yaptı? 2A eksi B. E, 2A A yaptı. Apsin, e, ordinatında herhangi bir değişim var mı? Yok. B birimlik hala duruyor. Demek ki şu şekilde. X eşittir K'ya göre simetriği denildiğinde. Hocam bunun iki katına bak. X eşittir dediği zaman. Bunun iki katından nesini çıkartıyorsun? X eşittir dediği için apsini çıkartıyorsun. 2K eksi A'ya ordinatı ayrı kalacak. Y eşittir K'ya göre simetriği dediği anda da. Y eşittir K'yı ben sana ispatlayayım. Y eşittir K doğrusu da bu olsun. A virgül B noktasında burası yapsın. Şimdi bak dikkat et. Burası A virgül burası B. Arkadaş buna göre simetriyi aldığında şurası mı yapacak şöyle? Evet. Şunlar şunlar birbirine eşit olacak ve dik olacak. Apsinde herhangi bir değişim var mı? Yok. A virgül. Şimdi burası nedir? Şurası K değil mi? Buraya K eksi B kaldı. E hocam burası da K eksi B yapacak. K'dan K eksi B birim yukarıda ne var? 2K eksi B noktası var. 2K eksi B yaptı bak. Bu sefer de y eşittir k'ya göre simetriğinde apsis yani apsimiz yani a sabit olacak. Bu sefer neden 2k'dan ne çıkartıyorum? Ordinatını çıkartacağım. Yani a virgül 2k eksi b yapacak. Bu biraz daha basit. Unutursan şeklen bunu yapabilirsin. Ama bence bunları da bil. Çünkü bunları bilmek ne işimize yarıyor biliyor musun? Şimdi doğrunun da simetriğini alırken buradaki bilgilere dayanarak bir şeyler yapacağız. Ya doğrunun özel doğrulara göre simetriye ya da doğrunun eksenlere göre simetriye alınırken buradaki bilgiler bizim için önemli. Bak buraya kadar ki öğrendiğimiz şeyleri sonrasında kullanacağız. Nedir? Neyi öğrendik? Tekrarlayalım istersen. Şöyle kendimi de büyüteyim tekrarlayıp. Ne öğrendik biz şimdi seninle? Hocam x virgül y'den bahsedeyim. A virgül b'den bahsettim. x virgül y'nin x eksenine göre simetriğinde y'si işaretli yaşıyor. Y eksenine göre simetriğinde x'i işaretli yaşıyor. Orijine göre simetriğinde de her ikisi de işaret yaşıyor dedik. Sonra geldik y x'i y eşittir x eksenine göre. x virgül y'nin y, y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştirecek. y eşittir eksi x'e göre simetriğinde de noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. x eşittir x virgül y'nin x eşittir k'ya göre simetriğinde k'nın iki, iki katından bak şurada yazdım zaten bak şöyle göstereyim. k'nın iki katından absini çıkartıyorsun yani 2k x'e a'ya ordinat aynı kalıyor. y eşittir k'ya göre simetriğinde de absi aynı kalacak. Bunun iki katından ordinatını çıkartacaksın sadece. Tamam. Bu bilgiler ilerleyen zamanda yani bundan sonraki video videoda da kullanacağımız şeyler olacağı için önemli. Noktayı bir şekilde bilen doğrunun simetriğini de rahat bir şekilde yapabiliyor. O yüzden bu dediğimiz sakın ama sakın unutma. Tamam hadi bakalım şimdi soruya bakalım sorusuna bakalım. Birim kareli kağıtta çizilen ABC üçgeni y eşittir x x doğrusuna göre simetriye alındığında yeni oluşan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatını buldunuz. Şimdi arkadaşlar y eşittir Eksi x'e göre simetriye. Sen burada y eşittir eksi, eksi çizip tek tek buradaki noktaları alıp ondan sonra ağırlık merkezini bulacaksın. Birinci yol bu. Tabi uzun olacak değil mi? Sen bunu böyle yapacağına noktaları belirle. Noktalar ne arkadaşım burada? 1, 2, 3, 4, 5 birim solda. A noktası eksi 5'e 2 birim yukarıda 2 yaptı. B noktası kaç? 2 birim solda eksi 2'ye kaç birim yukarıda? 1, 2, 3, 4 birim yukarıda eksi 2'ye 4. C noktası da 1 bir birim sağda 3 birim yukarıda 1'e 3 mi yaptı? Evet. Evet. Şimdi bunun ağırlık merkezi neresi? Şuralarda bir yerlerde. Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Eksi 5 artı eksi 2. Eksi 7 artı 1. Eksi 6 bölü 2'den eksi 2'ye. Eksi 2'ye yazdık. Rastgele seçtim. 2, 4 ve 3'ün toplamı 9. 9 bölü 2'den de 3 mi yapıyor? Evet. Eksi 2'ye 3 noktası yaptı. Ağırlık merkezi. Şimdi ben bu 3 noktanın y eşittir. Eksi x'e göre simetriğini alıp ondan sonra ağırlık merkezini bulmaktansa ben buradaki yani sonuçta sen bu üçgene yapıyorsun bu işlemi. Bu üçgendeki bütün noktalar için y eşittir x'e göre simetriğini alıyorsun ya. Bunu bu şekilde bütün noktaları y eşittir x'e göre simetriğini alıp g'yi bulacağına. Direkt burada g'yi bulup y eşittir x'e göre simetriğini alsak da yine aynı noktayı bulmaz mıyız? Buluruz. E o zaman g eksi 2 3 noktasının y eşittir x'e göre simetriğinde ne olacak? Hocam y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Yani 3'e eksi 2 olacak. Ama ne oluyordu? İşaret değişiminde söz konusuydu. y eksi eksi de. Önce noktaları yer değiştir işaretiyle birlikte. Genelde yanlış yapılıyor. Dikkat et. Noktaları yer değiştirdikten sonra işaretiyle birlikte yer değiştirdikten sonra işaretlerini değiştir. Yani burası eksi burası artı olacak. Yani eksi 3'e ne buluruz arkadaşım burayı? Eksi 3'e artı 2 noktası buluruz. Ay yazamadım. Eksi 3'e artı 2'yi bu şekilde bulmuş oluruz. Cevap bu çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Analitik düzlemde A noktası eksi 2'ye 3 noktası veriliyor. Evet A noktası eksi 2'ye 3'ü vermiş. A noktasının x eksi y eşit 0 doğrusuna göre simetri. Hocam biz böyle bir şey görmedik mi? Ya arkadaş dikkat et. x eksi y eşit 0 doğrusu nedir? Aslında x eşittir y doğrusu değil midir? Yani y eşittir x doğrusu değil midir? Y eşittir x'e göre simetriye. Noktalar yer değişecek. Yani 3'e eksi 2 olacak. İşte simetriyenin bak devam ediyor. Bunun y eşittir eksi x'e göre simetriğinin yani bu noktanın y eksenine göre simetriği diyor. Bir de bunun bak a noktasının değil bunun da y'ye göre simetriğini alacağım. Y'ye göre simetriğinde ne oluyordu? X'in işaret değişiyordu. Yani eksi 3'e eksi 2 olacaktır. Bu noktada b'miş. Yine a noktasından bahsediyor. A noktası eksi 2'ye 3 noktası. A noktasının orijine göre simetriğinin orijine göre simetriğini aldığın zaman sadece işaret değişimi oluyordu. Yani 2'ye eksi 3 olacak. Bunun da y eşittir kaça göre? 3'e göre. Y eşittir 3'e göre simetriğinde. Bunun iki katından y eşittir dediği için y'sini çıkartmıyor muyuz? Evet. Buradaki noktada ne yapıyor o zaman? Aps sabit. 2 virgül. Bunun iki katı 6'dan neyi çıkartıyorum? Eksi 3'ü. 6 eksi eksi 3 diyeceğiz. Bunu da unutma. İşaretiyle birlikte çıkartırken paranteze çıkar. Bu noktada c noktasıymış. C noktası da 2'ye 9 noktası mı yaptı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. O zaman BC uzunluğu x'a farkının karesi eksi 3 eksi 2'nin karesi artı eksi 2 eksi 9'un karesi y'la farkının karesi kare içinde iki nokta arasında uzaklıktır. Yani burası kaç yaptı? 25 artı bu da 121 yapar. O zaman cevap da kök 146 yapar? Evet. Yani örnek 6'yı böylelikle kök 146 olarak bulduk. Geldik örnek 7'ye. Zehra. Evet Zehra ismini de çok severim. Evet, kızım olsa Zeynep koyardım ama Zehra ismini de çok severim. Rahmetli anneannemin ismiydi bu arada. Zehra. Bu arada bu soruyu şey için yazdım ben. Kim için? Zehra Ayracı için yazdım. Buradan selamlar. Ee, Hasan Ayracı'nın kızı. Ev arkadaşımdı zamanında. Çok uzak bir zamanda değil. Buradan da sevgiler. Öpüyorum. Zehra bir kağıda analitik düzlem çizmiş ve bir çubuğu şekildeki gibi kağıt üzerine koymuştur. Evet. Analitik düzlemde bir çubuğu bu iki nokta arasında koymuş. E, bu çubuğun uzunluğu bildim. Bak bu çubuğu koymuşum ya. Demek ki sonrasında bu çubuğu başka bir yere de koyacağım. O zaman oradaki çubuğun uzunluğu bizim için önemli. Hadi bakalım. Şimdi 4'e 1 ile şöyle baktığın zaman. Hocam 4'e 1 burası. İki nokta arasında uzaklık formülünden yapmayayım. 4'e 1 burası. 9'a 1 de burası. Yine dik oluyor. Şuradaki mesafe. Buradaki mesafeye eşit oluyor. Yani bu çubuğun uzunluğu kaç yapıyor? 4 ile 9 arası 5 birim yapıyor. Çubuğun uzunluğunun 5 birim olduğunu bulduk. Eyvallah. Devam edelim. A'nın y eşittir x doğrusuna göre simetriği c. Arkadaş A'nın 4'e 1'in y eşittir x'e göre simetriğini alalım. Noktalar yer değiştiriyor. C noktası ne oldu? 1'e 4 mü oldu? Evet. B'nin de x eşittir k doğrusuna göre simetriği. B noktası da 9'a 1 değil mi? Bunun da x eşittir k'ya göre simetriğini alalım. Bunun ilk x eşittir dediği için absini çıkartıyorum. 2k eksi 9a. 1 mi yapıyor arkadaşım burası? Evet. Bu noktada ne noktası oluyormuş? D noktası oluyormuş. Evet. C'yi bulduk. D'yi bulduk. D olmak üzere. A ucu C ve B ucu da D ile çakışacak biçimde. Zehra çubuğun yerini değiştiriyor. Ha. Şimdi aldım onu şuraya. 1'e 4 noktasına getirdim bunu. 1'e 4 noktasını. Şimdi C noktası 1'e 4 buldum. D noktası da Atıyorum şöyle 2Kx9'a bir noktası. Yani şuralarda bir yerde olacak. 2Kx9'a bir noktası. Şöyle bir yerde olacak. İşte çubuğun almışım bu çubuğu bir ucunu buraya bir ucunu da buraya koyduğumda çubuk cuk diye oturuyormuş. Heh, gerçekten bu çubuğu orada da kullandığım için o çubuğun uzunluğu bizim için önemli değil mi? Evet. Ee, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Çubuğun uzunluğunu 5 diye söyleyeceğiz. Bu çubuğun uzunluğu belli mi? belli. Hocam şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklık, iki nokta arasındaki uzaklık. Hadi yapalım bakalım onu. iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam burası uzaklık Aa, Gerçi şey olacak. Kısa yoldan yapabiliriz. E ee, kanlı alacağı değerler toplama. Hocam x'ler farkı 3. Uzunluk 5 ise beşse... bak dikkat et. x'ler farkı 3, uzunluk 5 ise beşse... o zaman y'ler pardon, y'ler farkı -3 yani 3. E uzunluk da 5 ise o zaman x'ler farkının 4 olması lazım ya da eksi 4 olması lazım. Yani sen şu şekilde yapabilirsin. Kısa yol. Kısa yol diyeyim. Uzunluk 5 olduğu için. Y'ler farkı da 3 olduğu için. Hani şöyle dik üçgeni düşün. 5, 3. O zaman burası 4 olacak uzunluk olarak. Yani x'ler farkı 2k eksi 9 eksi 1. Ya 4'e eşit olacak ya da eksi 4'e eşit olacak deyip 2 tane k değeri bulabilirsin arkadaşlar. Ya da aklına gelmedi. Ne yapacaksın? 2 e, nokta arasında 2K 9 2k eksi 9 2k eksi 9 eksi 1 karesi artı y'ler farkı 1 eksi 4'ün karesi karekök içerisinde neye eşittir arkadaşlar? 5 e eşittir diyeceğiz. O zaman her iki tane bu karesini alsan burası 2k eksi 10'un karesi yaptı. Artı burası da eksi 3'ün karesi 9 yaptı. Eşittir 25 yaptı. 2K eksi 10'un karesi neye eşit oldu arkadaşlar? 16'ya eşit oldu. Bu ne demek? 2K eksi 10 eşittir 4 demek. Ya da eksi 4'ün karesi de şey ya. 2K eksi 10 eşittir eksi 4 demek. İşte bak 2K eksi 10 bir 4 dedik bir eksi 4 dedik. Şuradaki işlemi atlamış olduk. Kısa yol. Eski bilgileri biliyorsak kısa yolda rahat bir şekilde uygulayabiliyoruz. E o zaman hadi burada devam edelim. Buradan 2K eşittir 14 geldi. K'yı 7 buluruz. Buradan 2K eşittir 6 geldi. K'yı da 3 buluruz. Şimdi K'nın alacağı değerler toplamı isteniyor. Yani 7 ile 3'ün toplamı isteniyor bizden. Böylelikle cevabı ne buluruz? 10 olarak buluruz. Zor bir soru mu? Değil. İnce ayrıntı ne? Bu çubuğu alıp başka bir yere koyduğunda da oradaki köşeler C ve D köşesinde olduğu için oradaki çubuğun uzunluğu bizim için önemli. Zaten ÖSYM hep ne diyoruz? Eş yapıları çok sever diyoruz. Bu çubuğu kullanmışsa öbür tarafta da kullanmışsa hep döndürmede de söylüyorum. Kalem döndürdüm de yine ka aynı kalem. Yani kalemin eşitliği bizim için önemli. Bütün bu analitikte kullanmışım. Öbür tarafında da kullanmışım. Oradaki eş yapı yani uzunluk bizim için aşırı derecede önemli. Bak analitikte bile böyle cümleleri kurabiliyoruz ya da böyle özdeş yapılarla eş yapılarla karşılaşabiliyoruz. Şekil ağda gördüğün üzere. Evet örnek 7'yi de bu şekilde bulduk ve geldik örnek 8'e. Galiba bu videonun son sorusu. Evet şimdi Kenan benden bahsediyor. Tabletinde bir grafik çizim programı açıp eşittir x doğrusunun grafiğini çiziyor. Evet bunu çizmişim. Sonra 4'e 7 ve 19'a 20 ve y eşittir x doğrusu üzerinde c noktası belirleyip abc üçgeni çiziyor. Şöyle bir abc üçgeni çizmiş. Diyor ki Kenan bir cetvelle tablet üzerinden a noktasının y eksenine uzaklığını 1 cm ölçüyor. He, ben bunu tablet üzerinde çizdim ya arkadaşım. Tablet üstü üzerinde, tablet üzerinde tabletin ekranı üzerinde şöyle A noktasını nasıl ölçmüşüm ben? Y eksenine olan uzaklığını. A noktasının Y eksenine olan uzaklığı. Arkadaş normalde şöyle baktığın zaman buranın 4'e buranın da 7 olması lazım. Şimdi A noktasının Y eksenine olan uzaklığı. Bak şurası kaç birim? 4 birim olması lazım değil mi? Ama A noktasının Y eksenine olan uzaklığını kaç birim buluyormuş? 1 birim buluyormuş. O zaman ekran üzerinde 1 santimetre. Yani buradaki 4 birim neye denk geliyor arkadaşlar? 1 santimetreye denk geliyormuş. Tamam bunu öğrendik. 4 birim 1 santimetreye geliyor. Ekran üzerinde. Bak bu tablette bunu açtı. Yani tablette açtım. Şöyle bir tablette açtım bunu. Tablette tamam 4'e 7. Ben yani 4 birime 7 birim. Ama tablet üzerinde ölçtüğüm zaman da o 1 santimetreye denk geliyormuş. Tamam. Sonra diyor ki ne diyor? Devam edelim. Buna göre diyor. ABC üçgenin çevresi en küçük olduğunda AC artı BC uzunluğu Cetvelle tablet üzerinde kaç santimetre olarak ölçülür? He. Şimdi AC artı BC uzunluğu cetvelle kaç santimetre olarak ölçülür diye soruluyor bize. Vay vay vay. Şimdi ben bunun en küçük değerini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bunun en küçük değeri ABC üçgeninin en küçük değeri ne zaman, ne zaman bulunur? Ne zaman bulunur? Ne zaman bulunur? Şimdi buradaki AB sabit değil mi? Evet AB sabit. İki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlar. Burası sabit. Tamam burası sabit bir sayı. Sabit bir sayı. Şuradaki uzunluk sabit bir sayı. Sen neyi bulmaya çalışacaksın? Bu toplamla bu toplamı bulmaya çalışacaksın. He, bunu nasıl bulacağız? Hatırlatayım mı? Hatırlatayım mı? Dik üçgenden beri yapıyoruz. Dik dörtgende falan da yaptık aslında. Hatırlarsan. Hatırlatayım. Bak şöyle bir şey. Şöyle bir şey hatırlatıyorum. Bak 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 boşluk bulayım şurada. Nerede boşluk bulayım? Neyse şuradaki boşlukta. Şuradaki boşlukta anlatayım. Şöyle küçükçe anlatayım. Şöyle bir şey olduğunda hocam bununla bunun toplamının en küçük değeri neydi? Bir tanesini böyle hani dik üçgende de sormuştuk şöyle. Şu x artı y'nin en küçük değerini böyleyken kestiremiyorduk. Bir tanesinin katlamasını almıyor muyduk? Ya bunun katlamasını alacağız ya bunun katlamasını alacağız. E şunun katlamasını alacak olursam böyle xken x hani şunlar birbirine eşit xken x. E hocam x artı y böyleyken de en küçük değerini bulabilirim. x artı y böyleyken ne zaman doğrusal olduğunda en küçük değerini almıyor mu? Alıyor. İşte burada da aynı mantık var. Şunun da şunun toplamını böyle kestiremiyorum. O zaman ben burada ne yapacağım? Böyle bir katlamasını alacağım. Şunun katlamasını almak demek ne demek arkadaşlar? 17'ye 20'nin şöyle bir katlamasını almak demek ne demek? Y eşittir x'e göre simetriğini almak demek değil midir? Evet. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Ben burada bunu simetriğini aldıktan sonra şöyle bir şey. Bununla bunun toplamının en küçük olmasını istiyorum. Hocam şu çünkü CA artı CB'nin en küçük olmasını istiyorum. Bu toplamda en küçük CA artı CB tam C noktası buradayken olmaz mı? Olur. Yani senin dikkat et buraya dikkat et bir şeyler anlattım. C noktası burada olursa şu ikisinin toplamı en küçük değeri alacak. Yani ABC üçgeni geliştir x doğrusu üzerindeki C noktasından bahsediyorum. ABC üçgenin çevresi en az bu değeri alır arkadaşlar. Ama ne zamanmış? Bunun y eşittir x'e göre simetriğini aldığında burası kaç yaptı? 20'ye 19 noktası mı yaptı? Evet. Burası 20'ye noktası olduğu zaman şimdi şuradaki A ve B değeri A artı B en küçük değerini alacak. Tam burada doğrusal olduğu noktada tam buradaki noktada. Peki şurası A o zaman şöyle bir şey olacak mı? E, nasıl bir şey olacak? Bu da buraya denk gelecek değil mi? Şununla şunun toplamı aslında bununla bunun toplamı değil midir? Aynen öyle. Yani şuradaki A ve B değerini bulmaya çalışacağım bak. Şurası A ve B değerinin minimum olmasını istiyorum. A ve B değerinin minimum değeri ne olacaktır? Uzunluk isteniliyor bizden arkadaşlar. Şunlar A ve B doğrusal olduğunda olacak. E bunlar doğrusal olduğunda o zaman A artı B nedir? Direkt iki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Evet. X'ler farkı 16. Y'ler farkı 12. E dik üçgeni düşün. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. O zaman minimum A artı B değeri kaç yapıyormuş arkadaşlar? 20 yapıyor. Benden de ne isteniyor? E, AC artı BC uzunluğu cetvelle tablet üzerinde kaç santimetredir? Ama bak ben burada 12, 16, 20 bunu birim olarak buldum. Tablet içerisinde. Tablet üzerinde ne olacak? 4 birim 1 santimetre değil miydi? E 4 birim 1 santimetre ise 20 birim kaç santimetredir? 4'te biri 5 santimetre. Olmaz mı? Olur. Arkadaş daha öncelerinde biz bunu yaptık mı? Yaptık. Bak şuradan hatırlatayım. Şunun en küçük değeri sorulduğunda ne yapıyorduk? Katlamasını alıyorduk. Yani simetriğini alıyorduk. İşte burada da tekrar söylüyorum. Ben şunun bak. Şurası A burası B. A artı B'nin en küçük değerini bulmaya çalışıyorum. Çünkü burası sabit. A artı B'nin en küçük değerini böyleyken kestiremiyorum. Şunun katlamasını aldım. Simetriğini aldım. Simetriğini aldım da şunlar doğrusal olduğunda A artı B en küçük değeri alır. Zaten A artı B uzunluğu da iki nokta arasındaki uzaklık yapıyor. Minimum A artı B de o da dik üçgenden çıktı kısaca. Hani x'ler farkın karesi artı y'ler farkın karesinden çıktı. 20 birim çıktı. Ama 20 birim çıktı ya. 20 birim tabletin içindeki ekran üzerindeki 4 birim 1 santimetreye denk geliyordu. O zaman 20 birim de kaç? 4'te birine denk gelecektir. Yani 5 santimetreye denk gelecektir. Zor bir soru. Çıkar mı? vallahi eskilerden soruyorlardı arkadaşlar. Bunu da bir yenilesi soruya takmışım. Normalde hani bu tek bir tek e, ee, 4'te 1'lik kısmı sorulmayabilirdi. Sadece 20'de sorulabilirdi aslında ama biraz da bir tık daha zorlaştırmak istedim. Yani yeni nesili işin içine katmak istedim arkadaşlar. Burada haberiniz olsun. Evet gençler bitirdik mi böylelikle? Evet burada bırakalım. Noktanın doğruya göre simetri önemli. Oraya girmeyelim. Onu da bir sonraki videoya halledelim. O zaman bir sonraki videoda noktanın doğruya göre simetriği ve doğrunun noktaya göre simetriğinde ve doğrunun da eksenlere ve özel doğrulara göre simetriğini de anlatacağız hatta. Orada görüşmek dileğiyle yani 24. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.